Son bir isteğim senden, bir daha deneyelim. Yıllar sonra yine bu istek çok mu söyle? Yalvarsan da seninim, çıldırsan da seninim. Tiryakinim, tiryakinim. Evet, TYT Türkçe video ders kitabının adeta bu aralar tiryakisiyim. Çok beğeniyorum, çok kıymetli benim için. Çok da gerçekten heyecanlıyım, sizin göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da ayrıca çok mutluyum. Çünkü... Üstünde uzun bir emek yatıyor. Uzun bir emek sonrasında bu kitabı oluşturduk. Etkinlikler, sorular, içerikler vesaire yine büyük bir emekle bu kamp videolarını seninle paylaşıyorum. Bu noktada şunu unutmayacaksın ki o güzel bir geleceği yaşamak istiyorsan, o güzel gelecekte kendini görmek istiyorsan işte bunun için sen de sabırla bıkmadan çalışmaya devam etmen gerekiyor. Efendim bugün konumuz filmler konusu çok önemli. Sınavda çıkma ihtimali bence en yüksek konulardan. Her sene için söylüyorum. KPSS ve TYT Türkçe'de her zaman çıkma ihtimali en yüksek konulardan bir tanesi. O yüzden ne yapıyorsun? Çok dikkatlice dinliyorsun, özümsüyorsun, etkinlikler ve sorulardan sonra zaten filmler konusunu halledeceksin. Kitabın linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum ve kitabı da her zamanki gibi başucumuza bıraktıktan sonra hazırsan hadi bakalım ekranımız değsin ve filmler konusunu şöyle halledelim birlikte. Film sim ya da bir diğer ismiyle eylemsi. Ya ben şimdi hani isme odaklanıyorum ve isim için bir şeyler aktarmak istiyorum. Bak düşünsene mesela üstündeki tişört ne renk diye sorsanız tam da yeşil olmazsa şu cevap verirsin. Ya yeşilimsi. Mesela bir yemeği tattın ya da ayran yudumladın. Ya ekşi mi değil mi tam karar veremedin ve dedin ki ekşimsi dedin ya bu ayran. Bu ne demektir? Ya ekşi gibi ama tam ekşi değil. Ya da yeşil gibi yeşile benziyor ama tam yeşil değil. İşte Filmsi de böyle bir şey. Fiile benziyor ama fiil değil. Arada bir yerde kalmış. İşte o yüzden biz bu sözcüklere fiilimsi diyoruz. Ve unutma filmsel isim soylu sözcükler olarak kabul görmektedir. Neyse tanıma bakalım. Fiillere çeşitli eklerin getirilmesi ortaya çıkan kelimelerin isim, sıfat, zarf olmuş biçimlerine biz fiilimsi diyoruz. Mesela gelmeden seven uyumak. Ya fiile benziyor doğru mu? Doğru benziyor ama ya fiil değil arkadaşım. İşte fiil olmadıkları için bunlara Filmsi diyoruz arada kalmışlar. Dediğim gibi her ne kadar fiile benzesi de aslında fiil değildir. Şimdi filmsilerle ilgili özelliklere bakalım. Kip ve kişi eklerini alamazlar. Çekimli fiil konusunda söylemiştim. Filmler içindeki her fiil çekimlidir ama filmsiler çekimli olamaz. Yani kip ve kişi eklerini alamazlar. Cümle içinde isim, sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılabilir. Ma, me, olumsuzluk ekini alabilirler. Ve biz filmleri üç başlıkla inceliyoruz. Bunlardan birincisi isim fiil. Hemen bakalım. Fiillere getirilen ma, ış, mak. Bunları Mayışmak şeklinde kodluyoruz. Ekleriyle türetilen bir eylemin oluşun, kılışın adı olan sözcüklere isim fiil diyoruz. Tekrar eklerini söylüyorum. Ma-ış-mak. İsim fiil eklerini bu şekilde sıralıyoruz ama burada mekla, maka şöyle ayrıca önem vermek gerekiyor. Çünkü mek ve makı gördün mü? O her türlü isim fiildir. Bunu unutma. Arının hiç yorulmadan çalışması bizleri şaşırtıyor. Şimdi benim takdim şu filmleri bulurken öncelikle yüklemi buluyorum. Bakıyorum kip almış yani çekimli bir fiil. Filmsi olmaz bunu eliyorum. Sonra bakıyorum ya Fiile benzeyen bir sözcük var mı? Var tabii ki. Yorulmak var, çalışmak var. Şimdi çalışma. Bak dikkat et burada. Ma ekini almış. Yani isim fiil ekini almış. O yüzden buna isim fiil diyoruz. Burada da madam vardı. O zarf fiil. Onu birazdan göreceğiz. İkinci örneğe bakalım. Denizi seyretmek bana farklı bir huzur veriyor. Yine yüklemi buldum. Eledim çünkü çekinme bir fiil. Sonra bakıyorum. Fiile benzeyen bir sözcük var mı? Var. Seyretmek. Ama sonda mek var. O zaman bu da isim fiildir. İşte isim fiilleri bu kadar kolay bulabilirsin. Şimdi burada uyarımız var. İsim fiil ekini almış bazı fiiller kalıplaşarak isim haline gelebilirler. Evet tabii ki başlangıçta isim fiil ekini almışlar ama zamanla artık isim olarak kalıplaşmış sözcüklerdir. Onları isim fiil değil isim olarak değerlendirmek gerekiyor. Mesela buğday ekmek bu sene kazandıracak. Bakkaldan 3 ekmek aldım. Şimdi ekmek bak zamanla kalıplaşmış ve isim haline gelmiştir. Şimdi ekmek derken ek fiili aklımıza gelmez. Dolayısıyla ekmek kalıplaşan bir isimdir. Ama buğday ekmek derken bak burada iş hala kısmen kendisini koruyor. Buğday ek, kaz, tarlayı, biç vesaire ona mek gelmiş bu isim fiildir. Bunun dışında dondurma bak dondurmaktan sonra ma isim fiili gelmiş ama dondurma kalıplaşmış bir isme dönmüş. Sarmaktan sarma kalıplaşmış, kazmaktan kazma kalıplaşmış, danışmadan danışma yine kalıplaşmış, kavurmaktan kavurma yine kalıplaşmış dikkat ederseniz yine mesela çakmak değil mi bu da kalıplaşmış bir isimdir. Bunlara dikkat edeceksiniz. Peki hocam ya cümle içerisinde çıktı, sınavda testlerde soruldu. Ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Çok basit. Kalıplaşmış isimler -me, -ma olumsuzluk ekini almazlar ama isim fiiller alabilirler. Mesela en sevdiği yemek olan sarmayı bile yemedi. Şimdi buradaki sarmayı gördün ya. Buna olumsuz ekini getir. Mesela sarmamayı bile yemedi. Olur mu? Olmaz. Çünkü bu isim isme Olumsuz eki olan meyma gelmez. Ama film alabilir. Mesela dikkat et bardağı gazeteyle sarmamayı öğrenemedi. Bak sarmamayı. He tamam. Bu demek ki isim fiil. Şöyle desem ya canım aşırı derecede dondurma istiyor. Şimdi dondurmama istiyor. Olur mu olmaz çünkü dondurma isimdir. Ama şöyle desem bu etleri dolapta dondurmamayı bir türlü öğrenemedi. Bak burada oldu. İşte oradaki dondurmama isim fiildir. Unutma böyle bir takdimiz var. Şimdi gelelim sıfat fiilleri. Bir diğer ismiyle ortaçlara. Fiil kök ve gövdelerini gelen eklerle türeyen cümle içinde sıfat göreviyle kullanılan kelimelere biz sıfat fiil diyoruz. Sıfat fiilliklerini an, ası, mez, ar, dik, ecek mi şeklinde kodluyoruz. Zaten burada var efendim görebilirsiniz. Örneklere bakalım. Yapılacak işler bizi bekliyor. Ne yapıyordum? Yüklemi buldum. Baktım çekimli. Bunu eledim. File benzer başka bir sözcük var mı? Var. Yapılmak fiiline acak, ecek gelmiş gördüğünüz gibi. E, dolayısıyla bu nedir? Bu sıfat fiildir. Şöyle de teyit edebiliriz. İşler, nasıl işler? Yapılacak işler. Yani sıfat fiiller hani sıfat olurlar ya. Dolayısıyla öndeki ismi göstermek, nitelemek durumdalar. Önceki sınava benzer sorular çıktı. Bak çıktı. Çekimli bir fiil eledim. Sonra bakıyorum fiile benzer bir soru var mı? Var tabii ki. Benzemekten benzer olmuş. Burada er eki var. O zaman bu nedir? Sıfat fiildir ve şöyle teyit edebiliriz. Nasıl sorular? Benzer sorular. Masaya dizilmiş bardaklar kırıldı. Kırıldığı sildim çünkü çekimli bir fiil. Bakıyorum fiile benzer bir sözcük var mı? Var. Dizilmek fiiline miş gelmiş. Nasıl bardaklar? Dizilmiş bardaklar. Bak sıfat olduğunu teyit edebilirsiniz. Bu da sıfat fiildir. Şimdi bir uyarımız var yine. Bazı sıfat fiiller kalıplaşarak isimleşmiştir. Mesela dolmuşla Kadıköy'e geçtik. Bak dolmuş burada artık kalıplaşmış. Dolmaktan dolmuş olmuş ama zamanla artık o hatta bu isim verilmiş. Yani İstanbul'da Kadıköy bölgesine giden vesaire çok iyi bilir. Bosancı mesela Kadıköy arasında çalışıyor. Onların adı dolmuş. O artık kalıplaşmış bir isim. Bununla birlikte... Giyecek, yiyecek, içecek de kalıplaşmış sıfat fiillerdir. Unutmayacaksın. Burada bir uyarımız var. Sıfat fiilliklerini alan fiilimsizler ile kesinlikle zaman kipini almış fiilleri birbiriyle karıştırmıyorsun. Bunu nasıl anlarız? Mesela iki tane cümlemiz var. Görmeyeli Ali amca bayağı yaşlanmış. Bak yaşlanmış yüklem görüyor musunuz? Yüklemde mış var. E, o zaman bunun biz duyulan geçmiş zaman kipi olduğunu anlıyoruz. Ama şuna dikkat et. Yaşlanmış sandalla denize açıldı. Bak nasıl sandal? Yaşlanmış sandalla. Gördüğün gibi öndeki ismi gösteriyor, belirtiyor. Özelliğini, niteliğini gösterdiği için bu sıfattır. Böyle ayırt edebilirsin. Yani yüklemse bu zaman kipidir. Ama bir ismin önüne gelmiş, onu gösteriyor, niteliyorsa bu sıfattır. Unutmayacaksın ki 2024 MSÜ'de bu sorulmuştu. Yani ÖSME bunu soruyor. Sana veriyor diyor ki hangisinde filmsi vardır ya da yoktur. Böyle karıştırıcı örnekler veriyor. Birçok kişinin de kafası karışıyor. Ancak aslına bakacak olursanız gerçekten kolay tuzağa düşme diyoruz. Şimdi geldik zarf fiil bir diğer ismiyle bafilleri. Fil kök ve gövdelerini getirilen ken, alı, madan, ince, ip, arak, dıkça. Sonra ikili zarf var. E nokta 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 casına, meksizin, dığında esiye. Biz bunları nasıl kodlarız? Ali Madan Dağı'nda yaramazken ince ip atarak meksizin dikçe durdu. Böyle bir kodlama da yapabiliriz. Ama ben şöyle yapıyorum. İsim filleri biliyoruz Mayış bak. Sıfat filleri biliyoruz. Anası mezar dikecekmiş. Diyorum ki sen onun dışında bir filmsi bulursan bakacaksın isim filmi sıfat filmi değilse o zaman zarf fiili olma ihtimali yüksek. Zaten genellikle belirgin zarf fiiller karşımıza çıkıyor. Şimdi burada zarf fiillerini bir kez daha görüyoruz. Aklımıza tutuyoruz. Ağaçın olmakta fayda var. Şimdi örneklere geçelim. İşin hakkını vermeden yükselemezsiniz. Şimdi yükselemezsiniz fiil. Aynı zamanda hem kip almış hem kişi almış. Bu çekimlidir eledik. Bakıyoruz file benzeyen bir sözcük var mı? İşin hakkını vermeden, vermek filine meden, madan gelmiş. Unutma bu zarf fiildir. Çalışıp sınava gitti. Gitti yine çekimli eledim. Çalışıp bak burada ıp var. Yani zarf fiil. Ölesiye peşinden gidiyordu. Şöyle güzel bir örnek bu sözcüğü unutma. Ölmek filine esiye gelmiş. Nasıl gidiyordu? Ölesi aynı zamanda zarf yapar. Yani isim fiiller isim yapar, sıfat fiiller sıfat yapar, zarf fiiller de zarf yapar. O kelimeyi unutma. Ölesi peşinden gidiyordu. Aniden durunca korktuk. Niçin korktuk? Aniden durunca. Yani zarftır. Durmak fiiline ince ince gelmiş. Bu da zarf fiildir. Bunlar güzel örneklerdi. Şimdi gelelim bir soruya. Filmsiler yüklem olur mu? Bazıları olmaz diyor. Bu yanlış çünkü. Filmsiler isim soylu sözcükler olarak kabul gördüğünden ek fil yardımıyla yüklem görevinde bulunabilirler. Çok az olsa da bunlar karşımıza çıkıyor. Mesela benim sporda en çok sevdiğim yüzmektir. Bak mek var görüyor musunuz burada? Mek isim fiildir, tir ise ek fiildir. Dolayısıyla ne olmuş? İsim fiil yüklem olmuş yani oluyormuş. Bir başka örnek en iyi öğretmen öğrencilerine sevgi öğretendir. Öğreten bak burada sıfattır. Buna ek fiil gelmiş. Aynı zamanda en an. an anası mezar dikecekmiş ekini gördün mü? Gördün. Dolayısıyla burada da sıfat fiil yüklem olmuş. Bunlar böyle çıkabilecek örnekler. Zaten Mac çıkar, en çıkar. Unutma aklından çıkmasın diyoruz. Ve şimdi geldik. filmler nasıl bulunur sorusuna. Aslında az önce taktiklerini söyledim. Ama yine de hatırlatmakta fayda var. Birlikte yapalım. Öncelikle cümlede fil kökenli olan sözcükleri buluyoruz. Yani Mac, Mac ekini alabilen sözcükleri tespit ediyoruz. Sonra şahıs eki ve zaman kipini almış yüklem görevindeki çekimli filleri eliyoruz. Yani yükleme bakıyoruz. Eğer çekimli fil ise zaten filmsiz değildir. Eliyoruz. Sonra yüklem dışında kalan fiile benzeyen sözcükleri inceliyoruz. Ve sonra çeşitlerini bulup hangi aldıysa ona göre filmsi çeşitli yazıyoruz. Bu kadar basit. Az önce uyguladığım taktik. Tekrar birlikte bakalım. Annesinin söylediği sözler aklından çıkmıyordu. Bak çıkmıyordu yüklem. Bak kip almış ve ek fiil almış. Yani bu çekimli fiildir. Eledik. Geri ne kaldı fiile benzeyen sözcüklerden bakacak olursak? Söylediği kaldı. Söylemek fiiline dik gelmiş. Yumuşamış tabii ki ama dik. Yani anası mezar dik eklerinden bir tanesi. O zaman sıfat fiil. Geçtiğimiz günlerde büyük bir olay yaşamıştı. Yaşamıştı. Şimdi burada kip var ve kipin birleşik hali var. Yani çekimli fil eledim. Sonra bakıyorum fiile benzer sözcük hangisi? Geçtiğimiz geçmek filine tik gelmiş. Nasıl günler? Geçtiğimiz günler burada da sıfat fil olarak kullanılmış. Buralara gelirken tedirgin olmasını anlamıyorum. Anlamıyorum yüklem. Bak kip almış, şahıs ekini almış bu çekimlidir. Eledim. Fiile benzer sözcükler gelirken ve olmasını. Şimdi gelir fiiline ken gelmiş. Bu zarf fiildir olmasın derken burada mema isim fiil var. Bu da isim fiildir. Hemen bulduk. Bu sözlerden sonra konuşmadan çıkıp gitti. Gördüğün gibi bu çekimli eledik. Çıkmak fiiline ıp gelmiş. Zarf fiildir bu. Konuşmadan derken de madan medan var. Bu da zarf fiildir. Hayallerini kavuşmak için ölesiye çalışıyordu. Çalışıyordu çekimli bir fiildir. Eledik. Ölesiye bak ölmek fiiline esiye asaya gelmiş. Bu zarf fiildir. Kavuşmak derken buradaki mak nedir? İsim fiildir. Birlikte fotoğraf çekmeyi çok istiyordu. İstiyordu yine çekimli fiildir, eledik. Çekmeyi derken burada isim fiil eki var. Bu da isim fiil olacak. Yemek yerken konuşmayı alışkanlık haline getirmişti. Getirmişti çekimli bir fiil, eledim. Fiile benzer sözcükler var mı? Yemek burada kalıplaşmış isimdir. Yerken derken bu nedir? Unutma zarf fiildir. Konuşma derken burada da pardon elim yine çarpıyor. İsim fiil eki var. İsim fiil olacak. Hangi doktoru göreceğini danışmaya sordu. Şimdi sordu, yüklem, eledik, çekimli çünkü. Göreceğini bak görmek fiili ecek acak almış. Dolayısıyla bu sıfat fiildir. Peki danışma? Hayır o kalıplaşmış isimdir. Yani gittiniz bir AVM, gittiniz bir hastaneye danışma vardır ya. Artık oranın ismi danışma. Kalıplaşmış bir isimdir. Dolayısıyla bu isim fiil değildir. Bu konuda bana danışmana gerek yok. Bak çok güzel bir örnek var. Yok zaten isim yükleme olmuş eledik. Danışmana derken buradaki danışmak işi. Dolayısıyla danışmak işine ma isim fiili gelmiş. Bu isim fiildir. Yazalım hatta isim fiil. Aradaki farkı gördün mü? Bir tanesi danışmaya gidiyorsun. Yani oran ismi danışma. Dolayısıyla o kalıplaşmış isimdir. Ama gelip bana danışma derken oradaki danışmak nedir? İsim fiildir. Unutma. Yaşamın ne olduğunu size sormak isterim. İsterim burada geniş zaman var. Sonra şahıs var. Çekimli fiildir. Eledim. Sormak derken mek isim fiildir. Ne olduğunu derken burada dık var. Bu da sıfat fiil olacak. Hayatta olanlara hizmet edileceğini söyledi. Söyledi çekimli fiil eledik. Hayatta olanlara derken burada an sıfat fiil ekidir. Yani olanlara sıfat fiildir. Aynı zamanda hizmet edileceğini derken ecek, acak var. Bu da yine sıfat fiil olacak. Yolda duyduklarını herkese anlatan kişiden uzak dur. Uzak dur bu çekimli fiildir. Çünkü emir ediyorsun. Yani emir gibi var. Eledik. Anlatan burada an var sıfat fiil olacak. Duyduklarını derken yine duk var. Bu da sıfat fiil olacak. Bir makama gelmeden önce kendisini tanıyamamıştık. Tanıyamamıştık. Hem kip var hem de şahsik var. Geçtik. Bir makama gelmeden önce derken meden madan var. Bu da zar fiildir. Doğru ve yanlış ayırt edemeyen, herkesi memnun etmeye çalışan birisiydi. Birisiydi yüklem zaten isim fiil olamaz. Sonra bakıyoruz fiile benzeyen sözcükler nedir? Çalışan derken burada sıfat fiil var. Etmeye derken isim fiil var. Ayırt edemeyen derken burada da en sıfat fiil eki var. Dolayısıyla bunları da bulduk. Misafiri ağırlayan ve yorulmayan bir adamdı. Adamda yüklem zaten isim fiilimsi olamaz. Yorulmayan derken an, ağırlayan derken an. Bunlar da sıfat fiildir bulmuş olduk ve geliyoruz sıradaki etkinliğe. Diyor ki metinde yer alan filmleri bulunuz. Ben şöyle ekrana sığdırayım. Ekran görüntüsünü al. Neden? Çünkü bu bir ödev. Senin ödevin buradaki filmleri bulmak ve yorumda benimle paylaşmak. Yorumlarda cevaplarını seninle paylaşırız. Doğru ya da yanlış. Lütfen bulun ve yorum kısmında yazın. Ekranı durdur, görüntüyü al, tek tek incele. Bu kitapta da yine bu etkinlik var. Kitaptan açıyorsun, etkinliği buluyorsun. Sayfa kaçtı hemen bakalım. 69'da. 69 açıyorsun, etkinliği buluyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun ve benimle paylaşıyorsun. İster Instagram'dan ister yorum kısmından lütfen paylaşmayı unutma diyoruz. Ve şimdi geliyoruz filmlerle ilgili sorulara. Hadi bakalım birinci soruyla başlıyoruz. Sorumuz diyor ki bu dizelerde geçen numaralanmış sözcüklerden hangisi? Filmsi türündedir yani eylemsi. Bakalım güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Şimdi sana verdiği değer nasıl değer? Doğanın sana verdiği değer. Yani bu sıfattır zaten. Bir de dikkat ederseniz dik var. Bir de öndeki ismi gösteriyor. Güneşin doğuşundadır. Doğmaktan doğuş olmuş. Dikkat ederseniz yani burada da isim fiil var. Doğuşundadır. Dolayısıyla burada da bir filmisi var. Ve karşındakine değer verdiğin değer isimdir zaten. Söyleyeceksen bunu şöyle düzeltebiliriz. Eğer bir gün yalan söyleyeceksen yani bu bir yüklemdir. Buradaki ecek de kiptir unutma. Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Burada herhangi bir Philips yok geçtik. Yani prelimsi nerede? 1 ile 2'de yani doğru cevabımız Bursa. İkinci soru gelsin bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde filmsi sigaramda bir sözcük vardır? Annabelle Lee, Amerikalı şair ve yazar Edgar Poe'nun son şiiridir. Şimdi bakıyoruz burada herhangi bir fiile benzer sözcük var mı yok geçtik biri. 1840'da yazılan şiir aynı yıl Poe'nun ölümünün hemen ardından yayınlanmıştır. Bak yazılan şiir nasıl şiir? Yazılan şiir. Yazılmak filmine an, sıfat, Bileki gelmiş burada var. Doğru cevabı bulduk ama devam ediyoruz. Poe'nun pek çok şiiri gibi. Bu şiirin de teması güzel bir kadının ölümüdür. Herhangi bir filmsi yok. Şiirin anlatıcısı daha çok gençken Annabelle'ye aşık olmuştur. Olmuştur burada çekimli fiildir. Geçtik. Bu aşk öyle güçlüdür ki melekler bile onları kıskanır. Burada herhangi bir şey yok. Yani cevap 2 olacak. Üçüncü soru gelsin bakalım. Diyor ki yukarıdaki numaralı cümlelerin hangilerinde atlaşmış sıfat görevinde kullanmış sıfat fiil vardır. Atlaşmış sıfatı anlatmıştım. Mesela gelen adamlar diyorum ya. Onun yerine gelenler bize bunu verdi diyorum. E gelenler bak önde bir isim olması lazım düşmüş. Yani bu gelenler artık atlaşmış sıfata dönmüş. Aynı zamanda gelen sıfat fiildir. Dolayısıyla bunu tam olarak bize soruyor. Bakalım var mı beni içinizde tanıyan? Şimdi tanıyan nokta nokta demesi lazım ama dememiş. Yani önde isim yok bu atlaşmış bir sıfattır. Aynı zamanda tanıyan, tanımaktan sıfat bilekini alarak tanıyan olmuştur. Yani bu atlaşmış sıfattır. Tamam artı bıraktık. Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Nasıl sır? Çözülmeyen sır. Zaten önde isim var. Filmsi olsa da. Dolayısıyla bu atlaşmış sıfat olamaz. Kalmasa da şöhretimi duymayan kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimliğimi tarif etmek zor benim derken burada isim fil var. Olmaz eledik. Kalmasa da şöhretimi duymayan az önce okumuştuk. Duymayan derken duymayan Birisi demek istiyorum. Nasıl birisi? Duymayan birisi. Peki biri kullanmış mı? Hayır. Dolayısıyla bu da atlaşma sıfattır. Çünkü önde isim yok. Cevap 1 ile 3 olacak. Bakıyoruz cevap Adana. Dördüncü soru gelsin bakalım. Bu parça durmamış sözlerin hangisinde farklı türde filmler bir arada kullanmıştır? Hemen şöyle biraz daha küçültelim ve bakalım. Hareketli resimleri kaydedilmiş sesle birleştirmek fikri neredeyse sinemanın tarihi kadar eskidir. Şimdi hareketli resimleri kaydedilmiş sesle. Nasıl sesle? Kaydedilmiş sesle. Bu sıfat fiildir. Birleştirmek derken burada da isim fiil vardır. Ne diyordu? Farklı türde film bir arada kullanmıştır. Cevabı bulduk Adana. Ama diğerlerine bakalım. Fikri neredeyse sinemanın tarihi kadar. Burada bir filmsi yok. Olarak çekilmiştir. Burada zarf fiil var. Arak erek şeklinde. Bununla birlikte burada bir filmsi yok. Mesajını görüntüler aracılığıyla aktarması. Aktarma derken burada isim fiil var. Sayesinde sesli filme göre daha evrensel. Burada herhangi bir filmsi yok. Geçtik. Cevap Adana olacak ve 5'in soru gelsin. Aşağıdaki cümlelerin hangisine geçen altı çizili sözcük filmsi değildir diyor. Hemen bakalım İlçe merkezinin kuruluş yeri. Bak kurulmaktan kuruluş olmuş yani isim fiil var burada. Tamam gördüğünüz gibi. Ve aynı zamanda unutma kuruluş yeri burada isim tamlası olmuş. B'ye bakalım artı bıraktık. Oraya varasıya. Bak varmaktan varasıya esiyasıya gelmiş. Bu da zarf fiildir artıyı bıraktık. Bulunan kanıtlara göre yörenin 3000 yıllık bir yerleşim yeri olduğu söylenebilir. Yeri oldu derken burada dık var dikkat ederseniz. Sıfat fiil yani tamam artı bıraktık. İlçe topraklarından demir yolu hattı geçmemekte ve istasyon bulunmamaktadır. Şimdi geçmemekte derken burada geçme olumsuz eki var. Mekte nedir unutma. Yor kipinin bir diğer versiyonudur. Yani geçmiyor ve istasyon bulunmuyor demek istiyor. Bu kip olarak kullanılmış. Kesinlikle Mek burada ek değil. Yani simfiil değil. Mekte varsa orada isim fiil yoktur. Bunu unutma. Dolayısıyla eksi verdik. İlçe denize inen yamaçlar. Nasıl yamaçlar? Denize inen, inmekten inen burada sıfat birliği almış. Vardır. Cevap D. Diyoruz ve böylelikle filmler konusunda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle konuyu anlattım. Yine her zamanki gibi TET Türkçe video ders kitabından aktardım. Aynı zamanda etkinliklerimize baktık. Sorularımızı çözdük. E, ödev verdik. O zaman filmler konusu tamamdır. Ama tekrar söylüyorum. Her videoda olduğu gibi eğer sen konuyu pekişmek istiyorsan dil bilgisi sorularını çözmeye devam etmen gerekiyor. Dil bilgisi konu olarak basit ama soru tipleri bizleri zorluyor. O yüzden bu soru bankası sana öneririm. Buradaki tüm soruları, tüm etkinlikleri ben YouTube kanalından paylaşmıştım. Önce soruları çözüyorsun, sonra geliyorsun bu çözümleri seyrediyorsun. Ve bu kampla birlikte artık her şey yerine oturuyor diyebilirim. Öyleyse bugün de tamamladık. Yarın yani 13. günde görüşürüz. Şimdilik kendine iyi bak. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutma. 1 milyona az kaldı diyelim.